Merhaba arkadaşlar. Yarım açı formüllerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. soruda kalmıştık. Sin 54 eşittir x olduğuna göre cos 18'in x türünden eşitim. Şimdi 54 derece 18 derecenin iki katı değil. E, o zaman 54 dereceyi çevirsek arkadaşlar 90'a tamamlayan açı 36. Yani sin 54 yerine biz kosinüs 36 yazabiliriz. Ve bu durumda cos 18 Bakın 18 derece 36 derece birbirinin yarısı. Cos 2x'in cos x'li açılımını hatırlayalım. Cos 2x neye eşitti? 2 cos kare x eksi 1'e eşitti. Burada x gördüğümüz yere 18 yazarsak cos 36 eşittir. 2 cos kare 18 eksi 1'e eşit olur. Cos 36 x'e eşit x eşittir 2 cos kare 18 eksi 1. Amacımız burada cos 18'i bulmak. Cos 18'i yalnız bırakmalıyız. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Artı 1. Her tarafı 2'ye böldüm. x artı 1 bölü 2 cos kare 18'e eşit. Her tarafı kare köke alırsam cos 18'e ulaşmış olurum. Cos 18 eşittir. Kök içinde x artı 1 bölü 2 olur. x türünden eşitim. 18. sorudayız. Kosinüs 20. X ise 2 sin 50 eksi kosinüs 40. Yine 50 derece 20 derecenin iki katı değil. Çevirirsek bunu sin 50 yerine ne yazabiliriz? Kosinüs 40 yazabiliriz. 90'a tamamladığı için. Kos 140 ise 180 eksi 40'tan ikinci bölgede olduğundan eksi kosinüs 40'tır. Eksi eksiden artı kos 40. 2 kos 40 da buradan 3. Kosinüs 40 eşit olur bizden istenen ifade. Bu ifadenin x türünden eşit. x kos 20'ye eşit. O zaman kos 40'ı kos 20 türünden yazacaksak yani kosinüslü formülü kullanacaksak 2 kos kare 20 eksi 1 olacak. Kos 20 x olduğu için kos kare 20 x kare olacak. Yani 3 çarpı 2 x kare eksi 1. 3'ü dağıtabiliriz. 6 x kare eksi 3 olur. Evet 19. soruyla devam ediyoruz. Burada arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyon var. Ters trigonometrik fonksiyonun olduğu yere ne diyorduk? X diyorduk. Buraya X dersek soru neye dönüşür? Kosinüs 2X'e dönüşür arkadaşlar. Bize sorulan şey kosinüs 2X. Peki arcsin 2 bölü 3 X ise sin X nedir? 2 bölü 3'tür. Elimizde sin x var. Cos 2x soruluyor. Cos 2x'in sin x'li formülünü açarsak neye eşitti? 1 eksi 2 sin kare x. Sin x 2 bölü 3 ise sin kare x 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9 olacak. Yani 1 eksi 8 bölü 9 olacak. Payda eşitlediğimiz ama 9 eksi 8'den sonuç 1 bölü 9. 20. soruya bakalım. Cos 70 artı 1. Cos 70'in yarım açı formülünü açarsam eksi birli formülü açayım ki bu artı 1 gitsin. Eksi birli formül neydi? 2 cos kare x eksi 1. Bakın kosinüs 2x ne eşit? 2 cos kare x eksi 1. x gördüğüm yere 35 yazarsam kosinüs 70 neye eşit olacak? 2 cos kare 35 eksi 1 olacak. Yani cos 70 gördüğüm yere bu ifadeyi yazarsam 2 cos kare 35 eksi 1 artı 1 bunlar birbirini götürecek. 35 derecelik bir açı oluştuğu için sin 70'in de e, yarım açı formülünü açarsak sin 2 x'e eşitti. sin 2 x 2 çarpı sin x çarpı cos x'e eşit. x yerine burada 35 yazarsak arkadaşlar sin 70 2 çarpı sin 35 çarpı cos 35 olur. Cos kare 35'teki bir tane cos 35 ile paydadaki cos 35 sadeleşir. İkiler sadeleşir. Cos 35 bölü sin 35 olur. Aynı açı olduğu için kosinüs bölü sinüsten kotanjant 35 olur. 21. soruyla devam ediyoruz. A açısı daire açı 0 ile 90 derece arasında. Kök içinde kos 2a artı 1. Yine kök içinde olduğu için burayı tam kare yapmaya çalışacağız. Zaten kos 2a'nın 2 tane formülü var ve onların içinde de tam kare yani kareli ifadeler var. Artı 1'in gitmesi için eksi birliği kullanacağız. Eksi birliği hangisiydi? Hemen hatırlayalım. Kosinüs 2a 2 kos kare a eksi 1'e eşit arkadaşlar. 2 kos kare a eksi 1'i kullanırsak buradaki artı 1 eksi 1 birbirini götürecek. 2 cos kare a eksi 1 yazarsam cos 2 a yerine kökünün içinde 2 cos kare a eksi 1 bir, artı 1'den artı 1 eksi 1 bir birbirini götürecek. Cos kare a cos a diye çıkacak ve pozitif olacak. Mutlak değer almama gerekiyor çünkü açım dar açı birinci bölgede bir açı. Birinci bölgede kosinüs artı. Dolayısıyla kosinüs a çarpı kök 2 olacak. 22. soruda açı 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasındaymış. Yani bölgemiz 270 ile 360 arası olduğu için dördüncü bölge. Kos 2a yani 1 eksi kos 2a burada hangisini kullanmalıyız? Artı 1 olduğu için artı birliği kullanmalıyız. Çünkü önünde eksi var. Artı birliği hangisiydi arkadaşlar? Kosinüs 2a'nın 1 eksi 2 sin kare a. O zaman kos 2a gördüğüm yere burada ne yazacağım? Parantezi açıyorum. 1 eksi 2 sin kare a yazacağım. Eksiyi dağıttığım zaman 1 eksi 1 artı 2 sin kare a olacak. Bunlar birbirini götürecek. 2 kök 2 olarak kalacak. Sin kare a ise kare kökten sin a diye çıkacak. Ama kare kök olduğu için mutlak değer alıyorum. Bir önceki soruda almadım çünkü pozitif olduğunu biliyordum. Burada bölge dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsün işareti negatif olduğu için eksiğiyle çarpmam lazım. Yani eksi kök 2 sin a olur. 23. sorudayız. Kos kare pi bölü 8'in değeri nedir? Yine pi bölü 8, 180 bölü 8 tam sayı değil. Bildiğimiz bir değer değil arkadaşlar. Pi bölü 8'e x dersek cos kare x soruluyor bize. Cos 2x'in neden 2x? Çünkü pi bölü 8'in 2 katını alırsanız pi bölü 4 yapar. Pi bölü 8'in 2 katı pi bölü 4'tür. O da 45 derecedir. 45 derecenin de trigonometrik oranlarını biliyoruz. O açıdan Cos 2x'in kosin açılımını hatırlayalım. Cos 2x neye eşit? Sadece kosin açılım. 2 cos kare x eksi 1'e eşit. O halde x gördüğüm yere ben burada pi bölü 8 yazarsam cos pi bölü 4 olur. 2 cos kare pi bölü 8 olur. Eksi 1. Amacımız cos kare pi bölü 8'i bulmak. Cos pi bölü 4 cos 45'ten kök 2 bölü 2. 2 cos kare pi bölü 8 eksi 1. Eksi 1'i sağ tarafa attığım zaman artı 1. Yani kök 2 bölü 2 artı 1. 2 cos kare pi bölü 8'e eşit. Payda eşit dersem kök 2 artı 2 bölü 2. 2 cos kare pi bölü 8'e eşit. 2'yi diğer tarafa bölü olarak attığım zaman cos kare pi bölü 8 kök 2 artı 2 bölü 4'e eşit olur. Evet şimdi tanjant 2x'in açılımlarına bakalım. Yine tanjant 2x'in açılımı da sinüsün kosinüsün geldiği gibi toplam farktan geliyor. Tanjant a artı b'nin açılımını bir hatırlayalım. Tanjant a artı b neydi? Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant B'ydi. Burada a yerine de b yerine de x yazarsak tanjant 2x'e ulaşırız. Tanjant 2x tan x artı tan x bölü 1 eksi tan x çarpı tan x olur. Tan x tan x topladık 2 tanjant x tanjant çarpı tanjanttan tanjant kare x yani 1 eksi tanjant kare x olur. Gördüğünüz gibi formülün aynısı. Yani tanjantın formülü aslında basit. Tek bir formülü var. E, açının yarısını alacağız. 2x açısının yarısı x. 2 katını alacağız. Sonra 1 eksi karesi yapacağız. Kotanjantın formülünü yine burada ezberlemeyeceğiz. Kotanjant 2x sorulursa arkadaşlar tanjant 2x'i e hesaplayacağız. Ters çevireceğiz. Çünkü tanjant 2x'in çarpmaya göre tersi kotanjant 2x. Bakalım for, sıradaki soruya. Formülün aynısı bakın. 2 tan 15 yani x yerine 15 gelmiş. Bu açılım tan 2x'in açılımı. O halde x 15 ise tan 2x 2 çarpı 15'ten tan 30 olacak. Tan 30 1 bölü kök 3 veya kök 3 bölü 3 olacak. 25. soruda tan x 2 verilmiş tan 2x soruluyor. Tan 2x'in açılımını yapacak olursak 2 tan x bölü 1 eksi Tan kare x. Tanjant x 2 olduğu için 2 yazıyorum. 4 bölü 2'nin karesinden 4. 1 eksi 4'ten eksi 3. Yani eksi 4 bölü 3. 26. soruya bakacak olursak arkadaşlar. Kotanjant 70 x imiş. Kotanjant 50'nin x türünden eşiti yani burada birbirinin yarısı veya iki katı açılar yok. Fakat kotanjant 70'i ben tanjant 20 olarak ifade edebilirim. 90'a tamamladığı için yine kotanjant 50'yi tanjant 40 olarak ifade edebilirim. Bakın 40'a 20 açılar birbirinin yarısı. O zaman tanjant 40'ın açılımını yapalım. Yarım açı formülünden. Bu 2x olacak. Yani x 20 olacak. 2 tan x'ti. Yani 2 tanjant 20 bölü 1 eksi tan kare 20 olacak. Tan 20 x olduğu için 2x bölü 1 eksi x kare. Yine ters trigonometrik fonksiyon var. Tanjantın içinde arkkotanjant kotanjant kısmına x diyoruz. Peki ar kotanjant 3 x ise kotanjant x nedir? 3'tür. Soru neye dönüştü? Tanjant 2x'e dönüştü. Tanjant 2x'in açılımı neydi? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x. Tan x'i bilmiyoruz fakat kotanjant x elimizde. Kotanjant x 3 ise tanjant x 1 bölü 3'tür. Çarpmaya göre tersidir. Tanjant x gördüğüm yere 1 bölü 3 yazarsam 2 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9. Payda eşitlediğimize 9 eksi 1'den 8 bölü 9. Ters çevirip çarparsak 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8 sadeleştiriyoruz. 3 sadeleştiriyoruz. 4 sonuç 3 bölü 4. 28. soruyla devam ediyoruz. Tanjant 2x eksi 3 bölü 4 ise tan x'in alabileceği değerler. Tanjant 2x'in açılımını yapalım. Tanjant 2x, 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'e eşit arkadaşlar. Tan 2x eksi 3 bölü 4. Tan x'e başka bir isim verelim. A ismini verelim daha basit olsun daha kısa sürsün işlemlerimiz 2a bölü 1 eksi a kare İşler dışlar yaparsak arkadaşlar eksi 3 artı 3 a kare eşittir 8 a eşit hepsini bir tarafta topladığımızda 8 a'yı sol tarafa attığımda 8 a 3 olur çarpanlarını ayırırsak ikinci dereceden bir denklem olduğu için çarpanlarını ayıracağız 3 a'ya a Eksi 3'e 3 üç şeklinde ayırdığım zaman ortayı verecektir. Eksi 9 artı... E, şurayı yanlış yazdım. 1. Eksi 9 artı 1'den eksi 8 ortayı verecek. Yazarken düz yazıyorduk. Yani 3A artı 1 çarpı A eksi 3 eşittir 0. Yani burada... Çarpanlarını ayırdık. Sonuç 0. Her ikisini 0 eşitlediğimde a3. Burayı 0 eşitlediğimde a-1 bölü 3. a neydi arkadaşlar? Tanjant x'i. Yani tanjant x'in alabileceği değerler ya eksi 1 bölü 3 ya da artı 3 oluyor. Evet konumuzun son sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tanjant x eksi kotanjant x 2 bölü 3 ise tanjant 4x. Tan x ve kotanjant x'i Açarsak yani tan x yerine sin x bölü cos x yazıyorum. Kotanjant x yerine de cos x bölü sin x yazıyorum. Payda eşitlersem burada birinci kesiri sin x ile ikinci kesiri de cos x ile genişletirsem pay sin kare x ikincinin payı cos kare x bölü sin x çarpı cos x olacak. Sin kare eksi kos kare değil de kos kare eksi sin kare olsaydı kos 2x'in açılımı olurdu. O zaman burası kos 2x'in eksilisi yani eksi kos 2x. Yine payda da katsayı olarak 2 olsaydı sin 2x'in açılımı olacaktı. 2 ile çarpıp bölüyorum. Sin 2x bölü 2. Ters çevirip çarptığım zaman şuradan devam edelim. Eksi 2 kos 2x bölü sin 2x olacak. Yani kos bölüsünden aynı açı olduğu için şu ikileri de götürelim. Eksi kotanjant 2x 1 bölü 3'e eşit. O halde kotanjant 2x eksi 1 bölü 3'e eşit arkadaşlar. Tanjant 4x'in formülünde açalım tanjant 4x'i ne vardır? Açının yarısını alacağım 2x. Yani 2 tan 2x bölü 1 eksi tan kare 2x yani tanjant 2x lazım bize. Kotanjant 2x eksi 1 bölü 3 ise tanjant 2x çarpma göre tersi eksi 3'tür arkadaşlar. Tanjant 2x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. 2 çarpı eksi 3 bölü 1 eksi eksi 3'ün karesinden 9. Yani eksi 6 bölü eksi 8 sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 4 olur. Dersimiz burada bitmiştir.